Arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni nargile takım aldım arkadaşlar. Yeni nargile takımıyla artık bundan sonra videolarımı, sohbetlerimi artık Allah kısmet ederse bununla çekeceğim. Arkadaşlar, bu takım ben yanılmıyorsam çarşamba günü aldım. Ve video çekeyim dedim. Videoda çekmedim aldığımdan beri. 3 defa içtim zaten. Bu 4. içişim olacak. Bir de arkadaşlar şöyle bir tütün aldım. Markası falan değişik. Bundan yaptım. Bakalım nasıl olacak. Blueberry bu arada bu. Zaten dış iç paketini falan göstereceğim. Tütün kıyımından falan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, içelim bakalım şöyle, hani bir ilk fırtımızı alalım diye arkadaşlar. Arkadaşlar tütün beni yanıltmadı. Neden yanıltmadı? Çünkü kokusuna falan hasta olduğumda öyle aldım yani. Çok güzel kokuyordu dışarıdan. Buram buram kokuyordu. Çok da güzel yani. Nasıl diyeyim size? El fakirinki gibi ağır değil. Mazeyan'ınki gibi de hafif değil. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. El Fakir'in ağırlığının biraz bir tık altı, yani bir düşüyor. Yani mazeya gibi çok hafif değil. Markasını falan da şimdi göstereceğim. Onun bir de cappuccino'lu olanından aldım. Allah nasip ederse bir sonraki videoda bu olabilir. Yani blueberry'si cidden hoşuma gitti. Duman da güzel bence. Tadı da güzel. Bugün Eminönü'ne gittim arkadaşlar. Sadece üzüm aldım, dönüyordum. Ya dedim birkaç yerde dolaşayım. Dolaştım dolaştım. Hiç kimsede bir şey yok. Olanlarda bir iki çakma gördüm. Onlar zaten elleyince anladım çakma olduğunu da adama bir şey demedim. Çünkü çakma diyeceksin, ne çakması var. Eminönü esnafı biraz öyledir. Tekrar üzümü aldığım yere gittim. Bu natural mixler var. Hani yeni çıktı. Ondan alacaktım. Ya sırf dedim bir üzüm için oralara kadar gitmiş olmayayım. Bari ondan alayım. Ha, bir baktım. Sahibi işte bunlardan getirmiş. El Fakir'in üzüm böğürtlenini getirmiş. İşte bal getirmiş. Bayağı bir çeşit getirmiş de onlardan da aldım. Hem onlardan aldım, hem bundan aldım. Bu İran malıymış arkadaşlar. Adam bana öyle dedi. Ahmet Molasses diye yazıyor, markası öyle arkadaşlar. Ahmet Molasses. Ama yani görürseniz, bulursanız hiç şüpheniz olmasın. Bence çok güzel. Hani okunuyormuş şöyle bir. Bakayım ama. Pakete El Fakir'inki gibi yapmış. Mazeyan'ınki böyle değil yani, dış görünümü. Ha, bir de içini göstereyim. İçindeki pakette yeşil arkadaşlar, böyle siyah yeşil, böyle acayip bir şey. Dur bir dakika. İçindeki tütünler düşmesin.
Kızım bir sus ya. Şöyle arkadaşlar. Pakette bu. Şerbet oranı falan çok güzel. Şöyle hani gözükürse. Şerbet oranı, işte tütün kıyımı falan. Yani güzel, ben beğendim. Fiyatı da 6,5 lira. Ya dedim biraz indirim yap da dedim, hani fazla alacağım işte, el fakir bundan falan alacağım. Ya dedi 6'ya aldım zaten dedi. Hani 6,5'a vereceğim. İyi dedim o zaman. Hadi alalım. Öylelikle almış bulunduk. Ama yani şu an şu 5 dakika içinde iyi ki almışım diyorum. Öyle yani arkadaşlar, tütün. Tütünde hiçbir sıkıntı yok. Yani duman da güzel. Arkadaşlar bir de şu kömürden bahsedeyim. Bunu da geçen gün Eminönü'nden aldım. Maya kömürü. Bunu da 10 liraya aldım. Bir de bunun siyah olanları var. Bir de işte böyle yeşil olanı var. Siyah olanda daha mı çok çıkıyor ne anlamadım. Siyah olanda 112 yazıyor. Bunda 72 yazıyor. Halbuki kutular aynıdır diye biliyorum ben ama bilmiyorum yani içinde kömür sayısı fark ediyor mu? Çünkü siyah olanda öyle bir detay dikkatimi çekti. Sormadım da yani bu dedim sormadım. Bu içinde daha fazla var mı diye yani öyle bir şey sormadım. Aslında merak ettim. Keşke sorsaydım. Arkadaşlar yeni takım bu. Konya takımı kilitli. İşte marpucu silikon marpuç. Markası ne bunun markası? İşte Babil 2006 yazıyor. Ne alaka, Babil üretti demek ki. Ama bazı nerede de yazmıyor. Arkadaşlar cidden tütünü çok beğendim ben. Acaba Capuchino'su nasıl? Bunu da bir sonraki videoda inşallah unutmazsam bir sonraki videoda Capuchino tanıtacağım arkadaşlar. Yani o markanın Ahmat Molasses'in şeyini, Capuchino'sunu tanıtacağım. Bunun Alvaha diye bir tütün var arkadaşlar, bilirsiniz belki. Hani internet sitesi falan Alvaha, belki Alvaha da üretmiş veya fabrikası aynı fabrikadan çıkmış da olabilirler. Tam bilmiyorum. Arkadaşlar diyeceklerim şimdilik bu kadar. Sorularınızı Instagram üzerinden veya Facebook Messenger üzerinden sorabilirsiniz. Yorum da atabilirsiniz ama hani yorumlara hemen cevap veremeyebilirim yani. Ama Instagram'da falan hemen şey yap, sürekli aktif olduğum için oralarda hemen cevap veririm. Orada o konuda sıkıntı yok. Yani detaylı sorunuz olursa Instagram üzerinden sormanızı tavsiye ederim. Hem resim gönderirsiniz. Resimli olarak da şey yaparız yani, açıklarız.
Arkadaşlar, diyeceklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.